Bu kralın bir evi yoktu. Başının yaslayacağı bir yastığı yoktu. Onun amacı sarayda yaşamak değil. Onun amacı mal mülk yapmak değildi. Onun amacı zengin olmak değildi. Bu dünyada zenginlik, para, şöhret kazanmak değildi. Onun en büyük nedeni, en büyük amacı insanları günahlarından kurtarmaktı. Amin. Ve bu yüzden tövbe çağrısını verdi. Ve beni izleyin dedi. Çarmakınızı yüklenip benim ardımdan gelin dedi. İşte bu kral bunu yaptı. Beni izleyin dedi. Ardımdan gelin. Ve birçokları onu izledi. Onu izleyenler de vardı. Onu izlemeyenler de vardı. Onu sevenler de vardı. Ondan nefret edenler de vardı. Ve bugün sana sormak istiyorum değerli arkadaşım. Sen bu kralı izlemek istiyor musun? Sen gerçek kralın peşinden gitmek istiyor musun? Her şeyini bırakarak onun ardından gitmek istiyor musun? Gerçek kral gerçek yaşam verir. Ve bugün gerçek kral olan İsa Mesih'in peşinden gidelim. Onun ardından gidelim. Gerçek kral yalnız odur. Çarmakımızı yüklenerek, bu dünyanın istediklerinden vazgeçerek gerçek kralın peşinden gidelim. Çünkü gerçek kral sevgi dolu olan bir kraldı. İnsanları seven, insanlara değer veren bir kraldı. İnsanlara acıdı biliyor musunuz? Hiçbir kral insanlara o kadar çok acımaz. Ama bu gerçek kral olduğu için insanlara acıdı biliyor musunuz? Körlerin gözlerini açtı. Dilsizlerin dillerini çözdü. Amin. Haleluya. Sağırların kulaklarını açtı. Cilli olan tutsaklara özgür kıldı. Haleluya. İşte gerçek kral budur. Amin. Amin. Gerçek kral, insanları özgür kılan kraldır. Bu kral İsa Mesih'tir. Amin. Amin. İsa Mesih'tir. Yalnız insanları özgür kılan, insanları iyileştiren, iki büklükleri doğrultan kral. Ve insanları özgür kılan, felçlere şifa veren, hatta ve hatta ölüleri dirilten kral İsa Mesih'tir. Amin. Bu kral odur. Haleluya. İşte biz bu kralı arıyoruz. İşte bu kralı bugün kutluyoruz. Onun ölümünü ve dirilişini kutluyoruz. Çünkü o yaşam veren kraldır. O öldü ve üçüncü gün kıyam etti. Amin. İşte bu kralı istiyoruz biz. Ölüleri dirilten bile bizim varlığımızı, bizi dirilten, ruhumuzu dirilten, canımızı dirilten kral İsa Mesih'tir. Amin. İşte bu kral sevgili değerli kardeşlerim. Evet, bu kral kendini insanlardan üstün tutmadı biliyor musunuz? Kral insanlardan kendini üstün tutmadı. Birçok krallar, birçok prezidentler, birçok başbakanlar kendilerini insanlardan üstün tutuyorlar. Üstün görüyorlar. Oysa göksel olan kral, gerçek olan kral insanlardan kendini üstün tutmadı. Onlarla birlikte sevindi. Onlarla birlikte ağladı. Evet, onlarla birlikte üzüldü. İşte gerçek kral budur. Bizimle ağlayan, bizimle sevinen, bizimle başaran bir kraldır. Amin. Bizimle üzülen, bizimle acı çeken bir krala ihtiyacımız var. Ve bu kral İsa'dır. Ona gel değerli dostum. Bu krala gel. Bu kral seni kurtarmak istiyor. Bu kral sana yaşam vermek istiyor. Bu kral seni özgür kılmak istiyor. Ve yalnız bu kral insanları ölümden diriltendir. Yaşam veren ve günahlarını bağışlayan kraldır. Amin. Ve bu kral bitmedi. Biliyor musun ne yaptı? Bu kral harika ve mucizeler yaptı. Bir kral olmasına rağmen çok mucizeler yaptı. Denizdeki fırtınayı dindirdi. Kral olan gerçek kral denizdeki fırtınayı dindirdi. Suların üzerinde yürüdü. Açları doyurdu. Ve en önemlisi de insan.
insanları karşılıksız bir sevgiyle sevdi. Amin. Ve onlara lütuf verdi. Amin. İşte budur. Lütuf verdi. Onlara lütuf bağışladı ve böylece birçok insan tarafından sevildi ve izlendi. Ama birçok tarafta da birçok insan tarafından da reddedildiğini, küçümseldiğini, alay edildiğini, terk edildiğini ve hatta nefret edildiğini de görüyoruz. Ama bu kral yine de o insanları sevdi, bağışladı. O insanlara tekrar yardım etmek için ne yaptı biliyor musunuz? Onlara besledi. Onlara besledi. Kralın yüreği sevgi olan bir yürekle doluydu.